Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDD'm Yıkıracağım. Bugün sizlerle birlikte ünlü Call of Duty serisinin ilk oyunlarından biri olan Call of Duty 2'yi oynayacağız. İkinci oyun herhalde. Efendim birinci oyunu oynamış mıydım? Sanmıyorum. İkinci oyunuyla başladım ben galiba. Yani benim için ilk oyun aslında. Call of Duty 2 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Bu oyun diğer oyunlardan farklı kılan şeylerden biri. Dönemin görsel olarak ve oynanış olarak en rahat oynanabilir. Vuruş hissinin en kuvvetli olduğu, grafiklerin en üst düzeyde olan bir first person shooter oyunu olması. Ayrıca hikaye anlatımı, hikayenin içine alma şekliyle dönemin başyapıtlarından biriydi. Ben o dönem, bir dakika şöyle mikrofonumu biraz önüm alayım. Ben o dönem bu oyunu oynarken oldukça şey yapmıştım, heyecanlanmıştım. Büyük bana bir keyif vermişti. Şimdi sizinle birlikte bu deneyimi tekrar yaşayacağım. Yıllar sonra Call of Duty 2 oynayacağız. Efendim yer Moskova. Ünlü şeylerinden, Rusların ünlü sniperlarından biri olan Vasily'yi oynuyoruz. Kapıdaki düşman, Enemy of the Gates filmindeki Vasily ile tahminimce aynı kişi olacak. Call of Duty ve Medal of Honor bu tip filmlerden, yani işte Eray'ı kurtarmak, kapıdaki düşman ve benzeri filmlerden oldukça fazla şey alıyor, hikayeden parçalıyor ve size bu şekilde sunuyor. Evet efendim, başlayalım bakalım. Start the mission diyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Bir sinematikle giriyor. The armies of Nazi Germany begin their conquest of Europe. First of all is Poland, then Denmark, Norway. Polonya, Polonya. Luxembourg and the Netherlands. Ele geçirdikten sonra zamanla Danimarka vesaire, Fransa falan ele geçirerek tüm Avrupa'yı ele geçiriyor Naziler. The Nazi war machine turns to the east and begins the. Tüm Avrupa'da istediği yerleri ele geçirdikten sonra yönünü Sovyetlere dönüyor ve Blitzkart, yani hızlı bir şekilde vuruş, vurup alma taktiğini bu sefer Ruslar üzerine şey yapıyor, uyguluyor. Ve Moskova'ya doğru yürümeye başlıyor Nazi ordusu. Sovyet ordusu ise şeyleri durdurmaya çalışıyor. Rusları da işte Nazi ordusunu durdurmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey var, gerçek şeyden bahsedecek olsak, tarihten bahsedecek olursak. Evet, Almanya, Fransa da dahil olmak üzere neredeyse Avrupa'nın tamamını ele geçirmiş durumda. İspanya savaş dışında, İtalya zaten müttefi. Onun dışında geriye kalan bütün Avrupa topraklarını ele geçirmiş durumda. İngiltere'ye giremiyor ve ne yapayım diye düşünüyoruz. Hitler. Ve diyor ki Ruslara saldıralım. Zaten bazı istihbarat bilgiler alıyorlar Rusların onlara saldıracağına dair. Belki de bunu Churchill, yani İngilizler böyle bir oyun oynuyorlar. Ve Rusya'ya saldırmaya karar veriyorlar. Ruslar böyle bir saldırı beklemiyor. Çünkü Polonya'nın işgalinde Rusya ve Hitler anlaşıyor. Sovyetler ve Nazi Almanya'sı anlaşıyor. Ve Polonya'yı ortadan ikiye bölüyorlar. Bir kısmını Hitler alıyor, bir kısmını Ruslar alıyor. Fakat zamanla tabii savaşacak düşmanı kalmadığı için Hitler'in. İngiltere'ye geçmekte deniz kuvvetleri yeterli olmuyor, geçemiyor, sıkıntı yaşıyor. Bu ara ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşamaya başlıyor Hitler. Ve kaynak olarak, yani ham madde olarak da gözüne Ukrayna ve bugünkü Azerbaycan, Kafkasya topraklarını kestiriyor. Diyor ki buraları ele geçirirsem diyor rahatlıkla şeyi halledebilirim. Ham madde problemi, sıkıntımı hallederim ve şey yaparım, savaşıma devam ederim diyor. Tabii Ruslar böyle bir saldırı beklemiyor. Almanların bir savaş taktiği var. İşte hızlı bir şekilde saldırıp karşıdaki kişiyi yok etme. O da Blitzkrieg deniliyor. Tam doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Bu şekilde bir taktikleri var. Çok hızlı şekilde saldırı yapıyorlar. Çok fazla zırhlı şeyleri var, araçları var. Bunlar hızlı şekilde saldırıp karşı tarafı çökertiyorlar. Gerçekten de Ruslara bu şekilde baskın yapıyorlar. Çok fazla kayıp verdiriyorlar. Milyona yakın insan ölüyor, Rus ölüyor. Ruslar böyle bir saldırı beklemediği için çok yakalanıyorlar. Hazırlıksız yakalanıyorlar. Ve bu şeyde de işte mesela Vasily gibi ünlü işte şeyler çıkıyor. Askerlerin arasında kahramanlar çıkarıyorlar. İşte bizim oynayacağımız karakter böyle bir karakter. Bu ara geri geliyor işte silahsız şekilde, bazen ordusundaki piyadelerini silahsız şekilde sahaya sürmek zorunda bile kalıyor Ruslar. Almanlar ciddi anlamda bir ilerleyiş sağlıyorlar. Fakat ilerleyen dönemlerde Ruslar Rusya'nın ortasında ve daha doğudaki fabrikalarından tanklarını, hazırlıklarını yapıyorlar. Ayrıca İngiltere'den ve Amerika'dan da yardım alıyorlar.
Ve ilk baştaki o bozgundan sonra yavaş yavaş savaş dengelenmeye başlıyor. Ve Stalingrad savunmasından sonra, o ünlü savunmadan sonra Almanları geriye itmeye başlıyorlar ve savaşın lehine, yani Rusların lehine dönüyor. Tabii 1941 yılında şu an oynayacağımız kısımda Ruslar ciddi anlamda bozgunluğa uğramış durumdalar ve biz de Kızıl Ordu'nun bir parçasıyız. Şimdi Kızıl Ordu'nun eğitim kampındayız. Moskova'ya 20 kilometre, 20 mil uzaklıktayız. Komret yoldaş demek arkadaşlar bu ara. Atladık. Bu da bizim komutanımız. Neymiş ismi? Komiser Letlev'miş. Buyurun komiserim. You will have to move faster than that, comrade. Hızlı olmak zorundasınız. Ve gerçek silahlar verip faşistleri öldüreceğiz. The star on the compass shows the location of your current objective. Git diyor, silahını al gel diyor. Tamam, gelip alalım gelelim. Hemen gittim. Aldım silahımı. Komiserim, geldim komiserim. Very good, comrade. Geldim müdürüm. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Vurduk. Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade. But vurdum abi. Range targets, a rifle is better. Step up to the shooting range. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Tamam, attık komutanım. Komutanım, vurdum komutanım. Komutanım, vurdum. Hadi daha mı vuracağım? Okey. Bayağı vur diyor. Tamam, vurdum. Şeyleri vur diyor. Başkalarını vur diyor. Okey, vurayım. Not bad, not bad. Very good, comrade. Not bad, not bad. Not bad mi? Ulan hepsini vuruyoruz. Daha ne not bad ya? Bu ara mouse'un sağ tuşu çalışmıyor. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Go! Good, comrade. Now come over here and bash this mannequin with your rifle. That's enough, comrade. Come over here and pick. Bu kadar yeterli diyor. Hadi gidin grenade atın. Komutanım diyor, bunlar patates diyor. Gerçek grenade niye atmıyoruz diyor. Gerçek bomba niye atmıyoruz diyor. Çünkü diyor gerçek bombalar pahalı diyor. Senden bile değerli diyor şu an bu bombalar. Benim hatam, affedersiniz komutanım diyor. Good throw. Not bad, not bad. Good throw. Tamam, bu görevi de yapmış olduk. Komiser! Komiserim, komiserim. Bir tutsak yakaladık. Bir gelin bakın diyor. Bu ara normalde birçok oyunda eğitim, hani eğitim yapmak ister misiniz, istemez misiniz diye size sorar. Bu oyun öyle değil abi. Bu oyunda diyor ki şey yapın diyor. Oyunun başlangıcında hikayeyi direkt size bir eğitim veriyor bu şekilde. Silah nasıl kullanırız? İşte sağ tuşa tıklayıp zoom yap. İşte el bombası nasıl atır vesaire eğitimlerini size bu şekilde veriyor. Aslında güzel fikir. Düşman arkamıza sızıyormuş. Güneyden geliyorlarmış. Mobil şeyle, artilleriyle geliyorlarmış. Topçu birlikleriyle geliyorlar yani. Listen, comrade. Güney batıdan geliyorlarmış. Yok, güneydoğudan, pardon. Gidin diğerlerini halledin. Yani düşmanı halledin diyor. Hadi bakalım. Gidelim düşmanı halledelim. Faşistler her yerde. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yok, onlar öyle bağırmıyor. Tamam. Tamam tamam, fullledim, hadi gel. Ready,
Hepsinde ismi yazıyor üzerine bak. Acaba gerçekten savaşmış askerlerin isimleri mi? Attım iki tane. Diyor ki makineni tarıyor diyor. Buradan rahat geçebilmemiz için diyor sis bombası atman lazım diyor. Onu da attık. Hadi koş 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 vurulmayalım. Abi mouse'un tuşu bozuk. Bunlar öldü mü? Oo kafadan yedi. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Vurdum onu. Vurdum onu. O ne lan? Oo. Artilleri var. Bak 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 bak. Panzer bilmem ne var diyor. Bunu halletmemiz lazım. Tamam hallederim. Öleceksin hain. Hain faşist. Oo. İğne deliğinden geçiririm. Geliyor gelmekte olan. Lan. Ölsen ne yapıyorsun? Öleceksiniz hain faşistler. Faşistler ölüm. Çıkar kafayı, çıkar kafayı. Görüyorum seni. Aa kurşun bitti. Kafadan yersin kurşunu öyle. Kafadan yersin acımam. Allah. Oy 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 oy. Rambo gibi girdim yemin ediyorum. Tamam tamam hallederiz dur. Kaç kaç panzeri bombayı koydum. Çabuk. Abi aksiyon hiç bitmedi bir şey var Call of Duty'de. Call of Duty'nin çok sevmesinin sebebi bu. Bir başlıyorsun akıyor oyun. Bu da diyor ki en iyi diyor savaş şekli diyor budur diyor. Yani şeydir. Sizi eğitimdir. Konuşamadım. En iyi eğitim diyor sizi bu şekilde savaşı sokmaktır. Hayatta kaldınız ve başardınız diyor. Eğitime bak. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Call of Duty serimiz devam ediyor.